Evet, gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Bugün direkt konuya giriyorum ki konumuz işte bu eller. Namı diğer robot eller. Pek çok çocuğumuzun kavuştuktan sonra biraz şöyle yakından da görmenizi istiyorum sevgili rejiden ve kameramanımdan rica ediyorum. Pek çok evladımızın, yavrumuzun kavuştuktan sonra yaşam kalitesini son derece artıran, pek çok hayallerindeki şeyi gerçekleştirmelerine olanak sağlayan eller bunlar aynı zamanda. Bu bir yüz güldüren bir sosyal sorumluluk projesi, aynı zamanda bir gönüllülük hareketinin de ürünleri. Arkasında kim var? Hemen yanı başımda tanıtmaktan, önce tanışmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyacağım. Zeynep Karagöz, hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Ne güzel, bir süredir bekliyordum. Şöyle gösteriyorum, siz de gösterirsiniz, buyurun. Çünkü ellerin mucidesizsiniz mi diyeyim, nasıl Yok, diyeyim? Şimdi mucit her değil. her şeyi alırım ama mucitliği almıyorum diyorsunuz. Yok, o kadarını da almayayım. Şimdi ben şöyle çok bir özetleyeyim, daha ayrıntısını konuşacağız. Parmağı, eli olmayan çocuklarımıza mekanik, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak, teknolojiyi kullanarak bu elleri üretiyorsunuz Aynen. siz. Üstelik de çocuklarımız sadece ele kavuşmuyorlar, birer de anladığım kadarıyla süper kahramana dönüşüyorlar. Evet. İşin o boyutu da var. Burada teknoloji var, inovasyon var, burada sosyal fayda var, tasarım var ama daha da önemlisi özellikle bu zamanlarda çok çok ihtiyaç duyduğumuz, çok eksikliğini gördüğümüz ne var? Kalp var, ruh var, iyilik var ve tüm bunların sahibi olan Zeynep Karagöz de iyi ki var diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok evet, yani enteresan bir hikaye sizin aynı zamanda. Ben biraz bu TEDx konuşmalarınızı da dün bayağı bir izledim. Çok duygulanarak izledim. Güzel çalıştım size. Biraz sizi önce ben bu ilham verici öykü nasıl başladı? Bambaşka iş disiplinlerinden geliyorsunuz. Bambaşka bir yerlere evretmişsiniz bu işi. Evet. Yani biraz kendinizi de anlatın. Sizi tanımak istiyoruz. Çok seve seve. Özel bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi biraz koltuklarım kabardı. Buyurun. Ya aslında mimarım. Mimarlık eğitimi aldım. Uzun yıllarda mimarlık yaptım. Kendi işimi yaptım erken yaşlardan itibaren. Fakat tasarım alanındasınız. Evet yani. Evet tasarım alanındayım. Şöyle bir özelliğim var. Maymun iştahlı bir insanım. Her şeyi aynı anda yapmak, bir sürü şeyi aynı anda yapmak gibi bir şeyim var. Karakter özelliğim var. Maymun iştahlık demeyelim. O biraz daha farklı bir yere gidiyor iş çünkü. Siz anladığımız kadarıyla başladığınız işi bitirmekle kalmayıp çok farklı faydaları da dönüştüren bir insansınız. Evet, bitirmek konusunda azimli ve dirayetliyiz, tamam. Evet. İşimizde teknoloji çok kullanmaya başladık zaman mimaride, içerisinde. Değil mi? Mimaride, yani proje yaparken alanın içerisine farklı yöntemler, metotlar, teknolojiler entegre etmeye başladık. Ve en sonunda bizim mimarlık ajansı bir tasarım ajansına dönüştü. Reklam ajansıyla evlendi. Ondan sonra da baktık bizim yaptığımız şeyler, tasarımlar sadece kalıcı değil. Etkinlikte, ondan sonra deneyim de tasarlamaya başladık. Deneyim tasarım ajansına evrildik. Bu süreç içerisinde bir sürü teknoloji kullanıyoruz. Kullandıklarımızdan bir tanesi 3 boyutlu yazıcı. Evet. Fakat 3 boyutlu yazıcıyı... Normalde proje üretiyorsunuz. Proje üretiyoruz. Yani mekanın içerisinde etkinlik, işte interaktif şeyler yapıyoruz. Dokunmatik ekranlar, IoT, ondan sonra yazılım, arayüz falan bir sürü şey yapıyoruz. Araç kullanıyoruz. Ama bunlardan bir tanesi de 3 boyutlu yazıcı olunca dedik ki geleceğin teknolojilerinden bir tanesi bu. Bunu da kullanmalıyız. Evet. Türkiye'de ilk kullanan ekiplerden biri olduk. Bunu yaparken de dedik ki insanlara hayatlarını nasıl değiştireceklerini anlatacak bir proje göstermeliyiz. Çünkü evet. biz anlıyoruz yani tasarımcılar biraz daha özellikle teknolojiye meraklı Tabii. olanlar karıştığı zaman, yani biraz görebiliyoruz nasıl prototipleme evet, süreçlerini hızlandıracak, kişiye özel üretimi nasıl hızlandıracak, nasıl aslında unik üretimi bir anda devrimsel hale getirecek onu görebiliyoruz ama sokaktaki insana 3 boyutlu yazıcı dediğimizde hele hele bundan birkaç sene öncesinden Tabii. bahsediyorum. Bakıyorlar ne basıyorsunuz diyorlar telefon kılıfı. Evet. Yani çok inovatif değil. Değil. Hiç faydalı değil. Ya en azından yani size faydalı. Başka tabii, kimseye tabii. bir faydası yok. O da tartışılır ne kadar faydalı oldu. 2013-14 yıllarıydı. Biz bu teknolojiyi kullanırken dedik ki bir örnek proje gösterelim. Gerçekten insan hayatına faydalı bir şey olsun diye. Enable the Future diye bir global grupla karşılaştık. Biz karşılaştığımızda 500 kişi sosyal medyada toplanmış. Ondan sonra bu ellerden daha yeni bir iki tane yapılmış tasarımlar. Çok taze. İşte Güney Afrika'dan bir tasarım var. İşte İngiltere'den bir tasarım var. Bunlar da bir sosyal sorumluluk hareketi mi? Evet. Aynen. Bir gönüllülük hareketi. Bir gönüllülük hareketi. Hikaye de şöyle geliyor. Güney Afrika'da bir marangoz.
Önce parmağını kaybediyor. Kendine ahşaptan bir parmak yapıyor. Sonra 3 boyutlu yazıcısı var. Biraz teknolojiye meraklı. Diyor ki ben bunu 3 boyutlu yazıcıdan yapayım. Kendine 3 boyutlu yazıcıdan parmak yapıyor. Sonra komşusu amniyotik bant sendromlu çocuğu olan bir anne diyor ki bizim oğlanı el yapsana. Adamcağız Amerika'da mekatronik uzmanı bir çiftle yazışıyor. Bu Edward Scissorhands makas eller filmi evet, vardı. Evet, oradaki tabii, makas elleri tasarlayan mekatronik kukla uzmanı bir çift. Ya böyle bir talep geldi, çocuk da sürekli büyüyecek, ona normal malzemeden olmaz, 3 boyutlu yazıcıdan yapalım diye bir sene yazışıp en sonunda ilk el tasarımını ortaya çıkarıyorlar. Ve diyorlar, burada çok kritik bir karar alıyorlar. Biz bunu patentlemeyeceğiz, lisanslamayacağız. Sosyal fayda için açık kaynak çok olarak önemli paylaşacağız. Çok önemli bir dönüm noktası ve an bu. Aynen. Bunun gibi birkaç tane hikaye var aslında. Evet. Birkaç tane tasarım var ama bu ilklerden. Ondan sonra bir takım insanlar da özellikle Amerika'da ama dünyanın dört bir tarafında diyorlar ki ya bizim elimizde 3 boyutlu yazıcı var. Tasarım yapmayı biliyoruz. İmkanı olan insanlar var. Erişimimiz var. Biz niye imkanlarımızı, kaynaklarımızı bunlara yardımcı olmak için kullanmıyoruz? Enable the Future diye bir grup kuruyorlar. Bildiğiniz sosyal medya grubu. Çok basit bir grup. Biz tanıştığımızda 500 kişiydi. Ondan sonra biz de gördüğümüz anda diyoruz ki budur. Evet. Yani bir teknoloji insan hayatını radikal bir şekilde değiştiriyor, evet, kolaylaştırıyor. Burada bir parantez açmak istiyorum izninizle. Neden ihtiyaç var? Evet. Çünkü çocuklara protez yapılmıyor. Nokta. Yani yapılamıyor galiba. Yapılamıyor çünkü. Çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı büyüyorlar. Protezler çok pahalı. Yapımı meşakkatli. Çocuk büyüyene kadar yapılması imkansız hale geliyor. Üstelik sürekli değiştirmesi lazım. Bir parmağın eurolar, dolarlar, bin eurolardan bahsedildiği bir sektörden bahsediyoruz. Çocuklar da 18 yaşına gelene kadar dolayısıyla proteze erişimleri olmayan bireyler. Bir değil belki onlarca el üretmek gerekiyor ya, değil hatta mi? Hatta hesapladık. 5 yaşından itibaren takabiliyoruz. 5-5,5 çünkü motor becerileri kavramaya uygun olması lazım. 18-20 yaşına kadar 20 el falan değiştirmesi gerekiyor aşağı yukarı. Bu da çok yüksek bir maliyet. İnanılmaz bir rakam. Peki. Hiçbir aile karşı. Tabii bir çocuğun gülüşünün maliyeti yok. Yok. Değil mi? Onun bedeli yok, yok yani. Hani ömre bedel derler ya, gülüşün ömre bedel. Şimdi o gülüşü sağlayan bu hareketin, yani bir teknoloji bir de bir değil çokça kocaman kalp bir araya geldiğinde bakalım çocukların hayatını nasıl değiştiriyor. Buna dair Robot Eller'in kendi sitesinde de çok güzel videolar gördük biz ama onlardan bir tanesini biraz daha bizim yayınımıza görsel ve teknolojik açıdan daha uygun olan, teknik açıdan daha uygun olanı seçtik. Ben sevgili Feridun'dan rica edeyim bakayım. Evet, hazırsa alalım bir izleyelim bakalım ne kadar değiştiriyormuş bir teknoloji bir kalp yan yana geldiğinde bir çocuğun hayatını. Ben Yağmur, soyadım Karar Aslan, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 4-5 yaşında tanıştığımda robot elim böyle pembe değildi. Ben küçükken karlar ülkesini çok sevdiğim için robot elimin mavi ve kar taneli olmasını istemiştim. Ve o olduğunda ben çok mutlu olmuştum. Biraz hatırlıyorum. Şimdi ilk önce ben okula gittiğimde arkadaşlarım acaba Yağmur ne zaman robot kolu yapılacak diye çok merak ediyorlardı. Sonra birkaç gün geçti. Arkadaşlarıma gösterdim robot kolumun yapıldığını. Arkadaşlarım da çok şaşırdı. Yani herkes başıma toplandı. Evet, sadece ele kavuşmamış, aynı zamanda birer süper kahramana dönüşmüş değil mi? Evet. Elsa olmuş. Evet. Ya kızlarda Elsa bir numara zaten. Evet, yani. Belli yaş grubu, evet, öyle hakikaten. Evet. Ya şimdi tabii kızlarda Elsa, erkeklerde ne var? Orası süper. Daha dağınık. Yani orası bayağı çok Kaptan kahraman. Kaptan Amerikalar, Hulk'lar, Thor'lar, işte şeyler, Batman'lar, Superman'lar, her şey var. Yani. Ya şimdi orada çok önemli bir şey var. Okula gittim ve arkadaşlarım başıma toplandı diyor değil mi? Evet. Yani işim bu aslında, evet, herhalde hani sadece el sahibi olmak değil, onunla birlikte gelen özgüven. Kesinlikle. Ya zaten biraz, burada karakterlerle, evet, temelarla o elleri donatmamızın sebebi o. Evet, o çok önemli bir işin psikososyal tarafı herhalde, aynen, değil mi? Aynen. O işte bir halkın elini şey yaptığı zaman bir örümcek adam bütün arkadaşları
çok enteresan röportajlar var çocukların. Ya çok arkadaşlara güzel. Demiş ki hani ya keşke benim de elim olsaydı. Evet evet öyle çok diyorlar. Önemli bir şey. Çok önemli. Yani evet. bir çocuğun kendini eksik değil, güçlü, süper kahraman gibi hissetmesi evet. için evet. onlara oyuncaklar veriyoruz aslında. Peki. O zaman biraz şu elleri de göstererek bize. Evet. Hani bu üç boyutlu yazıcıdan biz daha tabii ileride izlediğimiz zaman o geleceğe dair hani evlere girecek, her şeyi üreteceğiz, bir eve dair her ne varsa hatta bireysel kullanıcı bile bu 3D yazıcı teknolojisini kullanacak deniliyor. Biraz o future'ı, geleceği de konuşacağız sizinle ama ne kadar kaliteli bir üretim yapılıyor biraz anlatın bize. Şimdi aslında 3 boyutlu... Mesela bu şekilde çıkıyor mu bu bahsettiğiniz 3D yazıcıdan? Yok. Nasıl oluyor üretim sürecini dinleyelim? Parçalar halinde üretiyor. Süreci anlatayım. Bizim şeyden itibaren biz derneği sivil toplum örgütüyüz. Asıl misyonumuz gönüllülerle talepleri eşleştirmek. Bir kere eşleştikten sonra bunlar bireysel gönüllülerde olabiliyor, takım gönüllülerde olabiliyor. Elimizde hazır bir takım tasarımlar var. Bu bahsettiğim açık kaynak tasarımlar diye. Onlar ama modifiye edilmesi lazım. Çünkü her çocuk kendine has anatomik özellikleri, fizyolojik özellikleri ihtiyacı olan artı bir de o dediğimiz temaya seçtiği temada tasarlanması gereken el var. Alıyoruz hazır modellerden uygun olanını seçiyoruz. Çocuğumuzun önce bir ölçüsünü alıyoruz, fotoğrafını çekiyoruz ki bunu cep telefonu olan herkes yapabilir. Bir cep telefonu ve mezura ihtiyacımız olan her şey o, bu. Evet. Ondan sonra alıyoruz o çektiğimiz fotoğrafla aldığımız ölçüleri bir üç boyutlu modelleme programında üst üste getiriyoruz. Şimdi bu noktada tasarım, modelleme bilen gönüllülerimiz devreye giriyor. Çok çok kıymetli evet. bizim için. Çok böyle ahım şahım dünya yeniden yaratacak tasarımlar değil ama ölçekleme modeli çekiştirip düzenleme becerisi olması burada lazım. Burada en önemli şey çocuklarımızın bu elleri taktıktan sonra daha önce yapamadıkları pek çok şeyi yapabilecek kadar doğru ergonomide, evet. doğru ölçüde herhalde. Bunların. Aynen. Hazır. Onu başarıyorsunuz. Aynen aynen. Yani bir düzenleme, modifikasyon diyelim tasarımlarda. Nasıl geri dönüşler geliyor yavrularımızdan? Taktı, ne yaşıyor mesela hayatında? Ya çok değişken. Her çocuğun her şeyi dünyası da çok farklı. Tabii. Tabii ama ilk taktığı zaman normalde bunlar cırt cırtlı takıp çıkarılabilen işte istediği zaman takacağı bir alet ama onunla yatanlar, uykusunda sarılıp uyuyanlar. Ondan sonra işte Yağmur'un çok güzel bir hikayesi var. İlk elini taktığımızda bir süre sonra kırdı onu. Sebebi de takla atmış onunla. Yani öyle bir özgüven evet, nasıl geldiyse. Evet, evet. Tabii bunlar o kadar dayanıklı malzeme değil. Nihayetinde 3 boyutlu yazıcıdan çıkan PLA dediğimiz ama biyoplastik yani nişasta bazlı plastik tamamen geri dönüşümlü. Gıda ile teması uygun çocuklara göre. Uygun. Onlara da dikkat ediyorsunuz evet, tabii ki. Kullanılan malzemeye. Aynen öyle bir plastikten basılıyor. Bu modifikasyon yapıldıktan sonra 3 boyutlu yazıcıya gönderiliyor. Şunlar parçalar halinde basılıyor. Parçalar halinden çıkıyor 3 boyutlu yazıcıdan baskısı 18 ila 27 saat sürebiliyor bir elin bütününün boyutuna, şekline bağlı olarak. Ondan sonra monte ediliyor. Montaj dediğimiz şey yine eli tornavida tutan herkesin yapabileceği bir şey. İşte birkaç tane vidası, ortodonti lastikleri, ondan sonra ipleri falan var. Bunları takıyoruz, bir araya getiriyoruz. Sonra aslında tamamen mekanik, robotik bir tarafı yok. Şöyle kavrama yapıyor. Mantık şu. Evet. Parmağı olmayıp da ayası olan bir çocuk şuraya ayasını geçirdiği zaman, buradan da cırt cırtlarla bağladığı zaman bilek hareketinin hareketiyle, bilek ekleminin hareketiyle kavrama eylemini gerçekleştirebiliyor. Eylemi çok komplike yani mesela düğme iliklemek gibi komplike hareketleri yapamıyor parmakların ayrı ayrı hareket etmesi gerektiği zaman. Ama yemek yiyebiliyor. Kaşığını tutabiliyor mu? Evet. Bisiklet değil mi? Bisiklete binebiliyor. Çok önemli. Top oynayabiliyor. Ondan sonra temel ihtiyaçlarını, bir şey kavrama ihtiyacını giderebildiği için bu bilek ekleminin hareketiyle çok faydalı oluyor. Bir de dirsek ekleminden çalışan var. Çünkü bazı çocuklarımızın bileği hiç gelişmemiş oluyor. Dirsekten sonra güdük bir parça olabiliyor. Onları da düşündürün. Onlara da dirsekten çalışan bir model var. Onda da şu dirsek hareketini yaptığı zaman yine parmakların hepsi kavrama yapıyor. Böyle bir teknoloji bunu yaptıktan sonra çocuğumuza teslim ediyoruz. Bazen hemen olmayabiliyor, ufak modifikasyonlar gerekebiliyor. Burası sıktı, burası dar geldi, burası bol geldi derse. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Evet, müdahale mesela edelim. Yağmur.
sürekli büyüyecek. Allah uzun ömür versin Yağmur'a ama artık Yağmur'un eli sizin şeyinizde mi yani? Evet. Büyüdükçe yeni elini vereceksiniz ona. O gördüğünüz herhalde röportajda dördüncü eli takıldı. Dördüncü eli takılmıştı evet, zaten uzun evet, zamandır. Kaç evet, kişiye bu şekilde kaç el takıldı? Yüzden fazla çocuğumuz. Hep çocuk değil mi? Ya şöyle yetişkin var. Birkaç tane genç ve yetişkin robot el almış kardeşimiz, abimiz, arkadaşımız hı-hı, var. Onlara üç tane şey söylüyoruz. Bir, yetişkinlerin estetik kaygılarını giderecek bir malzeme değil. Bu üç boyutlu yazıdan çıkmış. Nihayetinde plastik görünümlü, oyuncak görünümlü bir şey. Hı-hı. Ama eğer yine de istiyorum derseniz o zaman ikinci madde o karmaşık hareketi yapamıyor. Yani elektronik, biyonik el istiyorsanız, öyle komplike hareketler istiyorsanız onu karşılamıyor. Üç, çocukların hiç erişimi yok. Evet. Dolayısıyla sizi sırada aşağı alıyoruz. Önceliğimiz çocuklar tabii, diyoruz. Her zaman için. Buna rağmen bununla birlikte isteyen, Bursa'da bir gazimize yaptık, 3-4 tane üniversiteli gencimize yaptık. Ondan sonra eğer böyle bununla birlikte istiyorsa yapıyoruz diyoruz. Hatta bir üniversite öğrencisi dedi ki ben Türkiye'de şey okuyorum, değişim öğrencisi de yurt dışından gelmişti. Protezim var ama kullanamıyorum, bana ağır ve sıcak geliyor. Sen yap modeli öğren dedik. Geldi yanımızda 3 ay staj yaptı. Hı-hı. Modeli yapmayı öğrendi. Kendi elini kendi tasarladı. Kendi elini kendi tasarladı. Biz de bastık verdik. Muazzam. Tabii bunu bizi izleyenler, bu arada yeni televizyonu açanlar için ben bir kez daha sormak istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Bu bir gönüllülük hareketi. Evet. Bunlar tamamen bilabedel ve ücretsiz evet, değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani onun altına. Ailelerden hiçbir talepte bulunulmuyor. Bizim yaptığımız iş gönül işi. Gönüllülerimizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturup tamamen ücretsiz olarak bu mekanik elleri veriyoruz. Bu arada tabii ki o üç boyutlu yazıcıyı üretenler de var. Biz konuştuk Zeynep Hanım'la, kendilerine de bir yayın yapmak isterim diye. O da sizin çözüm ortağınız. Birkaç tane var birkaç hatta. Birkaç tane hatta. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu yapanlar çok yani. Evet, evet, evet. Yapan, yurt dışından getiren, malzeme üreten, hı-hı, bu konuda çalışan bir sürü kurum yavaş yavaş bizimle işbirliği yapmak için gönülden destek verdiler. Kimisi malzeme sağlıyor, filament malzemesi sağlıyor, kimisi sisteme kendi üç boyutlu yazıcılarını kullandırıyor. Sistemde, gönüllü sistemimizde 600 civarında üç boyutlu yazıcı var. Kendi makinalarımız da var. Böyle kendi evinde veya iş yerinde veya üreticisi olduğu firmada kullandığı makineyi sisteme yazdıran ekipler var. Bir de Türkiye'den çıkan markalardan bize böyle bize özel tasarımlar yapıp cihazlar üreten çok sağ olsun işbirliklerimiz de var. Çözüm ortağını harekete geçirdiniz evet, herhalde evet, değil mi? Üretim süreci ne kadar? Kaç gün sürüyor mesela? Bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesinde ölçü aldığınız andan, taktığınız ana kadar geçen süre ne oluyor? Onu o kadar değişken ki maalesef gönüllülük işi parametresi çok değişiyor. Şimdi ben siz gönüllüsünüz, bir eli aldınız, yapıyorsunuz. Araya bir şey girdi, aile bir şey oldu, işiniz çıktı vesaire. Süreçler aksayabiliyor. Hı. Ama ortalama diyelim. Ortalama yani 2-3 haftayla 3 ay arasında değişiyor. Evet. Ortalama. Neden? Bir kere her vaka ayrı. Çok kolay vakalar var. Hemen ölçüyü alıp tak ölçekleyip üretebildiğiniz vakalar var. Çok zor vakalar var. İşte buradan parmağı var ama normal yerinde diye o tasarımın özel modifiye edilmesi lazım gibi vakalar var. Gönüllülerin ayırdığı zaman, ne kadar zaman ayırdıkları önemli. Ne kadar deneyimli oldukları da. İlk vakayı yaparken biraz daha itinayla yavaş yavaş ürettikleri de oluyor. Ondan sonra dolayısıyla ilk vakada tecrübe kazandıktan sonra daha biraz hızlı daha hızlı da üretebiliyorlar. Ama yine dediğim gibi çok değişken. Çok daha yeni İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir takımımız var, robot el takımımız. Ağustos ayında ilk toplantıya geldiler. Her takımdan önce iki tane test eli yapmasını istiyoruz. Çünkü hatalarını çocuklarda değil, buralarda görsünler, deneyim kazansınlar istiyoruz. İki ellerini Eylül-Ekim'e kadar yaptılar. Vakalarını verdik. Geçtiğimiz günlerde ilk ellerini teslim ettiler. Şimdi ikinci vakalarını alıyorlar. Ne güzel. Onlar için de hem bir gönüllülük açısından hem de kendi teknik bilgi ve becerilerini artırmak açısından önemli bir evet, fırsat. Evet, evet. Şunu da merak edenler olabilir, bizi izleyenler. Çok böyle el, parmak eksiği olan var mı? Çok yurttaşımız, insanımız var mı?
Maalesef hiç istatistiğimiz yok. Yok değil mi o konuda? Evet. Yani dünyada böyle bir eksiklik var. Amniyotik bant sendromu diye bir rahatsızlık var. Hmm. Çocuklar doğuştan parmakları, uzuvları tam gelişmemiş olarak dünyadaki doğuyorlar. Dünyadaki görülme sıklığı. Amerika ve Japonya'da oradan istatistik yapmışlar. 1200 ila 1500 kişide bir görüldüğü tespit edilmiş aslında. Yüksek bir oran. Senede 1000 bebek demek sadece Türkiye'de. Demek ki. Eğer çok oradan yüksek bir korelasyon yapıp da bir evet simülasyon yapıp Türkiye'ye... Evet yani yaklaşık böyle bir şey yapabiliyoruz, projeksiyon yapabiliyoruz ama hı hı bunların bir kısmı ayaklarda olabiliyor, bir kısmı bizim yardımcı olamayacağımız vakalar olabiliyor. Hiç istatistik olmadığı için de tek şeyimiz, onlara ulaşım yerimiz böyle sizin gibi görünürlük evet sağlayabildiğimiz buradan kanallar. Bütün gönüllere ulaşırsınız. Tabii burada da ayrıntısıyla anlatalım. Robotel'in sitesini de yayınlayalım sevgili Feridun'dan Berlin. Rica edeyim ekrana da reji ekibimiz bindirsin ama her şeyden önce bu işin bir ucundan nasıl tutarız? İşin mali boyutuna nasıl katkı sağlayabiliriz? Gönüllü olmak istiyorsak neresinden tutabiliriz? Bunları da çok ayrıntılandırın, anlayalım. Tamam. Bir kere gönüllü olmak için altını çizmek istiyorum. Tasarımcı olmak veya üç boyutlu yazıcı sahibi olmak şart değil. Peki. Bir tane örnek göstereceğim. Bu kullandığımız eller plastik olduğu için metal ve cam tutarken kayıyordu. Hı hı. Neler denedik? Yok ucunu tırtıklı yapalım, yok ucuna şöyle filament yapalım. Böyle bir aylarca süren herkes bir şey deniyor, bu oldu olmadı yani tartışıyoruz. Hayal edince güzel ama iş kullanmaya dönünce fonksiyonellik sorunları evet, çıkıyor. Orada, her tasarımda olduğu gibi. Aynen. Bir banka veznedarı, gönüllü, dedi ki ya biz para sayarken silikon parmak uçları kullanıyoruz. Onları taksanıza. Hı hı. Şak problem çözüldü. Evet. Şimdi onları kullanıyoruz. Bir beyin fırtınası gibi aslında gönüllülerin evet kendi işlerinde yaptıkları evet çok enteresan. Aynen öyle. Yani her türlü inovatif düşünce buraya dahil katkı koyabilecek nitelikte bir proje. Ama duyurmak bir kere yani siz bunu biliyorsunuz artık karşınıza biri çıktığında böyle bir çözüm var demekle sorumlusunuz diyorum ben her karşılaştığım insana. Hı-hı. Duyurmak çok önemli çünkü dediğim gibi bir tek o şekilde hem gönüllülere hem ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Koordinasyona yardımcı olabilirler derneğimiz İstanbul merkezde ama Ankara, İzmir'de de gönüllülerimiz var. Farklı şehirlerde takımlar kurmaya çalışıyor. Takım koordinasyonları, takım liderliği yapabilirler. Tabii ki tasarım biliyorlarsa mükemmel. Tasarımcı olarak sisteme kayıt olabilirler. Üç boyutlu yazıcılarını kaydedebilirler. Ekranda tutabildiğimiz kadar da tutalım Robotel. Bu arada biz anlatıyoruz ama bu da, internet sitesinden size ulaştıkları zaman zaten evet, bir gönüllü formu var. Hı-hı. Sitede gönüllü olmak için diye bir tıkladıkları zaman bir hı-hı gönüllü formu var. Orada zaten bilgilerini giriyorlar. Ne yapabileceklerini de tıklıyorlar, işaretliyorlar. Peki. O formu doldurarak sisteme kaydolmalarını bu işe istiyoruz. Bir maddi katkı sağlama noktasında bir talebiniz ve ihtiyacınız var mı? Tabii ki yani talebimiz değil de her sivil toplum örgütü gibi sürdürülebilirlik içinden bağışlarla yürüyoruz. Hı-hı. Yine sitemizde dernek hesaplarının bilgileri var. Bireysel olarak bağışta bulunabilecekleri gibi kurumsal bağışçıları açık kollarla karşılıyoruz. Özellikle kurumun içerisinde bir sosyal sorumluluk bilinci yaratmak için çalışan ekipler çok bizimle işbirliği yapmak istiyor. Özellikle bu dönem bir sürü kurumda takım kurmaya başladık. Kampanyalar, farkındalık kampanyaları yapmaya başladık. Onları da bizimle iletişime geçmeleri için teşvik ediyoruz. Beraber proje üretiyoruz. Sadece maddi destek verip uzaktan işin içine girmeden bağışçı olmak değil. Evet. Gerçekten bu çocuklara dokunsunlar istiyoruz. Peki. Sosyal bir sorumlu olan Zeynep Karagöz, işinin gücünün belki oraya verdiği enerjiden fazlasını bu robot ellere ve insanları mutlu etmeye adadığı zaman karşısına hangi zorluklar çıkıyor? Sizin gibi olmak isteyenler için bir ilham vermesi ama o zorlukları da göze alması açısından soruyorum. Ben sivil toplum bağımlısıyım. Ne güzel. Diyorum ki sizin gibi bağımlılar iyi ki var Zeynep Hanım. Çok teşekkürler. Yani bir kere bulaştığınız zaman bu hakikaten kalıcı. Yani o insanların üstünde yarattığınız etki sivil toplumda gönüllülüğe, sivil topluma bir şekilde bulaştığınız zaman o etki sizde inanılmaz bir motivasyon, dedikasyon yaratıyor. Yeter ki insanların mutluluğunu, aynen, o hani ömre bedel gülüşlerini bir kere görmek işin herhalde bulaşıcı. Bir ucundan tutmak. Evet. Bence en büyük zorluklardan bir tanesi karşılaştığımız bu aksiyona geçiş süreci. Hı. Yani ben ona memlekette Atalet
momenti çok fazla diyorum. Yani güzel bir tespit. Sıfırdan bire geçerken çok zorlanıyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz. Ondan sonra ya bir şey olursa o korkularımızı yenmek için hata yapmaktan korkmamak, yaparak öğrenmek, hata yaparak öğrenmek üzerine zaten motive etmeye çalışıyorum. Özellikle genç arkadaşları çok hata yapın. Hızlı hata yapın. Yaptıklarınızı, hatalarınızı tekrarlamamaya çalışın diyorum. Yani hata yapmadan öğrenilmiyor zaten. Dolayısıyla o süreç, inisiyatif alan gönüllüğü, aksiyona geçmek en çok zorlandığımız noktalardan ama bir tanesi. Ama aksiyona geçildikten sonra iş herhalde bir şekilde akıyor, karşılığını buluyor. Kesinlikle. Gençlerin sosyal sorumluluğa olan ilgisini nasıl tespit edersiniz? Çok onlarla da buluşuyorsunuz. Bu TEDx konuşmalarını mutlaka izleyin Zeynep Karagöz'ün. Her yerde konuşuyorsunuz, pek çok yerde. Üniversite dolaşıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Çok bir araya gelmek için zaman, enerji sarf ediyorum. Özellikle gençler ve çocuklarla da her yaştan aslında genç ekiple. Bence özellikle Z kuşağın dediğimiz yeni neslin bu dünyaya faydalı olmakla ilgili çok içsel bir bağlantıları var. Çok enteresan çünkü çok farklı tespitler de yapılıyor Z kuşağına dair. İşte çok egoist, çok kendine dönük vesaire gibi çok farklı yorumlar da var ama galiba bir noktaları mı İkisi var? İkisi beraber ama. O çok ilginç. Onu mu harekete geçirmek lazım? Evet. Çok enteresan. Yani kendilerini önemsiyorlar, bireysel varlıklar. Ama dünyaya faydalı olmak, bir iz bırakmak konusunda da gerçekten içsel bir motivasyonları var. Bu çok önemli. Onu yakalarsanız ve bu hata yapmaktan korkma, ondan sonra harekete geçme konusunu fişeklerseniz bence çok fazla yol kat edebiliriz. Şahane. Bu zaten kendi başına ayrı bir konu başlığı. Bunu da konuşalım ilerleyen programlarda. Sizi tekrar ağırlamak isterim. İnşallah. Çok mutlu oldum tanıdığıma Zeynep Karagöz ve inşallah tanıtmaya da önemli bir destek sağlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ekranlarından. Görüşmek üzere diyelim. Kısa bir artık reklam arası ama gün ortası kuşağımızı da burada noktalayalım. Yarın Cuma günü yeniden buluşmak üzere. Ben Ahu Orakçıoğlu. Herkes hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.